Herkese merhaba sevgili izleyenleri. Dün Türkiye'nin ilk Apple Store'una gittim ve Apple Store Zorlu Center'da dolaştım. Orada sizler için hangi ürünleri inceleyebileceğimi yakından baktım ve gözüme bir tane ürün kestirdim. İşin açıkçası orada bayağı bir aksesuar var. Fiyatlar biraz tuzlanmış. Bunun için üzgünüm ama sizler için böyle ilginizi çekebilecek, hayatımızı kolaylaştıracak güzel bir aksesuar buldum. Şimdi önümde farklı kulaklıklar var. Görüyorsunuz burada bir Beats Studio 3 wireless var. Burada da AirPods Pro var. Şimdi AirPods Pro ve bu kulaklıkları kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz. Ancak her cihaz kablosuz kulaklığı desteklemiyor. Mesela bir uçağa bindiğiniz zaman oradaki uçak içi eğlence sistemi kablosuz kulaklığı desteklemiyorsa uçağın kendi kulaklığını kullanmak zorunda kalabiliyorsunuz. Spor salonuna gittiğiniz zaman eğer spor salonundaki o koşu bandı bir ekrana sahipse ve ses veriyorsa ancak kablosuz bir şekilde ses veremiyorsa AirPods Pro'nuzu kullanamıyorsunuz. Ya da şöyle söyleyeyim, televizyon izleyeceksiniz, evdekilerin rahatsız olmasını istemiyorsunuz ve AirPods'unuzu kullanmak istiyorsunuz. Televizyonunuz AirPods'unuza bağlanmıyorsa ne yapıyorsunuz? İşte tüm soruların cevapları bu cihazda toplanmış durumda. Bu cihaz kablosuz olan her şeyi kablolu yapabiliyor. İşin daha güzel kısmı hemen bir örnek daha vererek anlatacağım. Diyelim ki arabanızın Bluetooth alıcısı yok. Bundan dolayı arabanızda müzik dinleyemiyorsunuz. Ancak arabanızda 3.5 mm jack girişi var. Eğer kablosuz bir şekilde arabanızda müzik dinlemek isterseniz yine bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Bence güzel bir cihazla karşı karşıyayız. Kutusunu daha önce açmadım. Sizlerle beraber açacağım. Heyecanlıyım. İşin açıkçası daha kullanışlarına bile bakmadım. Çünkü kutuyu sizlerle beraber açıp denemek istiyorum. Kolay mı zor mu? Bunu da görmüş olacağız. Şimdi bu aşağıda bir bant var. Bu bandı hemen elimle düzgün bir şekilde açacağım. Şöyle açayım. Hemen bana fiyatını soracak olanlar da olabilir. Tabii ki biraz pahalı bir üründen bahsediyoruz. Bence pahalı. 389 lira çok pahalı bir ürün değil yani. Ama dediğim gibi buradaki sağladığı kolaylıklara göre ücret verip vermemek size kalmış diyorum. Yani 1000 liralık bir ürün de olabilirdi. Artık Türkiye şartlarında ürünlerin bu kadar pahalı olmasına o kadar alıştık ki bundan dolayı bir şey diyemiyorum. Yorumları da size bırakıyorum. Şu aşağıya da açtıktan sonra burayı çekeceğim ve gördüğünüz gibi cihaz hemen karşımıza çıktı. Sadece bu kadarlık bir cihaz ve her zaman taşıyabilmeniz için de bu şekilde geliyor. Şurayı açtığınız zaman bunu televizyona, dediğim gibi uçak içi eğlence sistemine, hatta arabanıza takabileceğiniz bir alan var. Bu cihazın bir enerji ihtiyacı var. Bundan dolayı Type-C ile şarj etmeniz gerekiyor. Hemen ben sizlerle beraber denemek istiyorum. İlk yapacağım şey Bluetooth'a sahip olmayan bir cihazı Bluetooth'lu hale getirip kablosuz müzik dinlemek olacak. Şimdi ürünü sizlerle beraber test edeceğiz. Aslında mantık çok basit. Kablosuz bir şekilde ses veremeyen tüm cihazları 3.5 mm jack girişine sahipse o cihaz kablosuz bir şekilde ses verebilir hale geliyor ve AirPods ya da buradaki farklı kulaklıkları da bağlatabilir bir hale geliyor. Bağlaması da çok basit. Buradaki AirPods'unuzu normal herhangi bir cihaza bağlıyormuş gibi arkasını uzun süre basıyor ve bu AirPods'u eşleşme moduna sokuyorsunuz. Ardından bu cihazın da üstüne 4 saniye basıyor ve bu cihazı da eşleşme moduna sokuyorsunuz ve bu iki cihaz birbirlerini bulabiliyor. Aşağıya gerekli bir linki bırakacağım. Oradaki linke tıklayarak nasıl bağlayabileceğinizi detaylı olarak görebileceksiniz. Şimdi ne demiştim? Örnek vermiştim. Tüm cihazları AirPods'a bağlandığı bir hale getiriyor demiştik. En radikal örneği sizlerle beraber gerçekleştireceğim. Bu da televizyon. Evdeki televizyonunuzu kablosuz bir hale getirebilecek ve AirPods'unuzu bağlayabileceksiniz. Gelin televizyona bağlayalım. Cihazın ses alma ve ses verme modu olduğundan bahsetmiştim. Buradaki analogu kullanarak o modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Benim burada ses almam gerekiyor AirPods'tan. Bundan dolayı TX modunda duruyor ve televizyonun 3.5 mm jack girişine bağlıyorum. Ardından da televizyondaki gerekli ayarları gerçekleştireceğim. Televizyonun arkasına bağlamıştık. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir görüntü oynuyor. Ben hemen AirPods'u mikrofonuma yaklaştıracağım. Gördüğünüz gibi televizyona bağlama işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Cihazları teker teker denemeye devam ediyorum. Sonra iki tane daha testi sizlere gösterebilmek için yapacağım. Şimdi önümde bir Windows kasa var ve Windows kasaya AirPods'u ya da herhangi bir kablosuz kulaklığı bağlamaya çalışacağız. Dediğim gibi mantık çok güzel. Bluetooth'u olmayan cihazlara kablosuz bir şekilde bağlanabileceğiz ya da onlara ses verebileceğiz. Şimdi ben buraya 3.5 mm jack girişine cihazımı taktım ve bilgisayardan Sihir Elman'ın YouTube kanalını açacağım. Şimdi burada en son videonun içerisine gireceğim ve gördüğünüz gibi büyük harflerle Sihirli Elma'yı aratmışım. Bir reklam var. Kendi kanalımızda reklam izliyoruz. Böyle bir şey olamaz. Hemen reklamları atlatıyorum ve sesi size dinleteceğim. Tabi buradan da sizi açmak gerekiyor. Şimdi AirPods'u alıyor, mikrofona yaklaştırıyorum. Özel etkinliğinde 2 saat boyunca... Gördüğünüz gibi işlem tamam. Son teste geldim. Son teste şu olacak. iPhone'unuz ya da farklı bir cihazla kablosuz bir şekilde müzik dinlemek istiyorsunuz. Yani ne yapacaksınız? Bir cihaza bağlanacaksınız. Bu evdeki eski bir ses sistemi de olabilir, arabanız da olabilir. Peki bunlara nasıl bağlanacağız? Şimdi ben burada çok fazla video uzatmak istemiyorum. Bundan dolayı son bir test gerçekleştireceğim. Ha araba ya da ha eski bir ses sistemi bizim için fark etmiyor. Bundan dolayı bir arabanın yanına gideceğiz ve arabada testi gerçekleştireceğiz.
göstereceğiz. Bluetooth özelliği olmayan bir araba kullanıyor olsaydık nasıl bağlayacaktık, gelin gösterelim. Şimdi arabanın yanına geldik. Burada bir misafirimiz var. Airfly Pro'yu test ediyoruz. Sen de denemek ister misin? Neyse sen uyu uyu. Arabaya girelim ama şunu da söyleyeceğim. Arabanın Bluetooth özelliği var ama bizim ilgilendiğimiz konu 3.5 milim jack'tan ses almak. Onu da belirtmiş olayım. Gelin bakalım. Şimdi arabanın medya kaynağını seçeceğiz. Buradan Bluetooth var. Hem de görmüş olduğunuz gibi AUX var. AUX'u seçeceğim ve harici müzik çalar seçili diyor. Cihazımız burada. Cihazımızı 3.5 milim jack girişine takıyorum. Ama buradaki hemen modu değiştirmeniz gerekiyor ki arabaya bu sefer ses göndereceğiz. Ses almayacağız ve takıyorum. Şimdi ayarlara girdim. Hemen buradan Bluetooth'a giriyorum. Tahmin edeceğim üzere zaten otomatik olarak karşıma çıkması gerekiyor ki karşıma çıktı. Gördüğünüz gibi Airfly Pro'ya bağlanmış oldum. Şimdi YouTube'a geliyorum. Buradan hemen kendi müziğimizi açıyoruz. Ses gördüğünüz gibi arabadan geliyor. Şöyle. Yani olay şu, eğer arabanın Bluetooth olmasaydı, 3.5 milim jack girişi olsaydı rahat bir şekilde artık kablosuz bir kullanıma kavuşmuş olacaktık. Ayrıca şöyle söyleyeyim, bunu eski bir hoparlör içinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da bizim için güzel bir imkan. Airfly'ın bu ürününe yakından bakmış olduk. Fiyatı biraz yüksek ama gördüğünüz gibi bir kere satın aldıktan sonra hayatımıza işlevsellik kazandırabiliyor. Ben bundan 6-7 yıl önce buna benzer bir ürün satın almıştım. Tabii bunun kocaman haliydi. Evdeki ses sistemini kablosuz bir hale dönüştürmüştüm. Çok uzun yıllardır kullanıyorum. Zaman geçtikçe teknoloji pahalaşıyor ve bundan dolayı belki de bazı ürünleri erkenden almanın faydası var diye düşünüyorum. Tabii ki gidip bu kadar pahalı bir ürün almanız için sizi teşvik etmiyorum ama dediğim gibi aklınızda kalırsa da en azından bu cümlelerim sizin aklınızda kalsın diyor ve bu kapanışı burada kapatıyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.